Ne zamandan beri bu mesleği yapıyorsunuz? Yaklaşık 35 yıl. Peki mesleği kimden öğrendiniz? Mesleği kimden öğrendim? Evet. İsim vermeyeceğim bir ustam var, ondan öğrendim. Gömlekçi olarak başladım. Evet. Burada yardım ediyorum şu an. Yaklaşık olarak 35 yıldır bu meslekteyim. Evet. Bazen sevdiğim zamanlar oldu, bazen sevmediğim zamanlar oldu. Şu an severek yaptığım zamanlarda. Severek yapıyorsunuz şu an. Peki mesleği öğrenirken bir zorlandınız mı? Yok. Bence herkes rahatlıkla öğrenebilir. Rahatlıkla öğrenebilir. Hatta şu anki çalıştığım bir firmada. Evet. Bir günde, iki günde makineye oturup çalışanlar. O derece hızlı öğreniliyor. Aynen. Geçmiş ve günümüzde bu mesleği kıyasladığınızda arasındaki farklar nedir? Nasıl, bir daha alalım? Geçmiş ve günümüzde bu mesleği kıyaslandığında arasındaki farklar nelerdir? Geçmişte biraz daha zordu şeyleri, şartları. Şimdi daha da iyi. En azından teknolojiye uygun makinesi olsun, ütüsü olsun, makas olsun, her şeyle değişti yani günümüzde bile. Günümüzde daha mı kolaylaştı? Daha kolaylaştı, evet. Şimdi bilgisayarlı makineler çıktı, sessiz makineler çıktı. Koyuyorsun makinenin altına işi, kendisi iliğini açıyor. Bırakıyorsun düğmesini dikiyor, o tarz dokuzu yani. Şimdi zipsek atma olayın kalktı, makinelerden kendisi atıyor, ipini kesiyor, koparıyor. Teknolojiyle beraber makineler kolaylaştı. Tabii. Yani buna göre de tabii çalışma şeyleri biraz da azalmış oluyor. Yani 10 kişi çalıştıracaksan 5 kişiye düştü diye. Peki şu an mesleğinizi aktarabileceğiniz birisi var mı? Maalesef geleceği yok, olmadığı için hiç bu mesleğe bakan yok. Gençlerden gelip öğrenmek yok, isteyen. Ben görmüyorum. Göremiyorum. Bu mesleğinizin püf noktaları nelerdir peki? Püf noktasını şimdi mi? Tamam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.